Pandemi Çamoluk'ta nasıl geçiyor? Abi pandemi Çamoluk'ta çok sıkıntılı geçti. Yani her seneye göre yine köylerde 3-5 kişi kaldı ama burada. Yani Çamoluk'a çok da şeyi faydası olmadı. İnsanlar kahveler, lokantalar kapalı olduğu için Çamoluk'a gelmiyor yani. Geldiği zaman oturacak bir yer bulamıyor. Sıkıntılı, bayağı sıkıntılı. Bir de bizim biliyorsunuz Çamoluk'un şöyle bir özelliği var. 11. ayın başı dedi mi, Çamoluk'un insanının %90'ı İstanbul gurbetçisi. İstanbul'a gidiyor tabii. Ta ki 4. 5. aya kadar Çamoluk ölü geçiyor. Bayağı sıkıntılı yani. Nüfus bakımından çok sıkıntılı geçiyor Çamoluk. Yani bu seneye mahsus bir geçen seneyle mukayese ettiğimizde bir artış. Kesinlikle. Hiçbir artış olmadı yani. Ben bakıyorum burada bütün esnaflarımızı çarşında en gözde yerindeyiz. Bütün esnaflarımızı izliyorum yani. Herkes bizim gibi. Siftah etmeden kapatanlar da var yani. Ama işte buranın bir özelliği var. İşte bazı esnaflarımızın kirası yoktur. Yani işçi sayısı az. O yönden biraz daha rahat yani. Pandemi Çamurluk'ta aynen Türkiye genelinde nasıl geçmiyorsa Çamurluk'ta da o şekilde çekiyor. Çamurluk'ta sıkıntılar biraz daha fazla çünkü Çamurluk zaten nüfusu yok. Bir de pandemi oldu muydu? İkisi bir araya geldi miydi? Tamamen bitmiş oluyor hayat. Peki bu ticarete yansıyor mu? Yansımaz olur mu? O ne demek? O ne demek? Tabii. Bir de bu sene pandemi nedeniyle İstanbul'a gitmeyen ciddi bir bayağı bir nüfus var diyorlar. Bunun ticarete artısı oldu mu? Yok. Yok. O öyle bir şey yok. Her köyde birer kişi olsa en fazla birer kişi 30 tane köy var 90 kişi yapar. O 90'la 100 lira, 300 lira, 500 lira olmaz o iş. Burada adamın kiracısı var. Ev kirası veriyor, dükkan kirası veriyor. Zaten işi yok. Evet. İşsizlik var. Bir yandan da kira dönemi oldu muydu? Adamlar da 3 aydan beri, 4 aydan beri çıktı etmeyen adam vardır belki, çıktı etmeyen. Bu adamlar sigorta ödüyorlar. Bu adamlar kira ödüyorlar. Elektrik, telefon, su. Bunların hepsini ödüyorlar. Yani bunlar illaki etkiler yapıyor tabii. Pandemi Çamoluk'ta nasıl geçiyor? Biraz sıkıntılı. Biraz sıkıntı var ha, bu bir aydır bir sıkıntı var. Peki bu ticarete yansıyor mu? Mutlaka yansıyor. Mutlaka. Garantini alınıyor. Ne bileyim yani bayağı sıkıntı oluyor. Ama çoğaldı bu sıra. Evet. Şeyler çoğaldı. Peki nüfus nasıl Çamoluk'ta şu anda kış mevsiminde? Şu anda iyi. Yani eskiye nazaran iyi. Güzel ya. Neye bağlıyorsunuz bunu? Bunu da pandemi ya. Büyük şehirlerdekiler artık kaçıyor. Daha şey yerlere, sakin yerlere kaçıyor onlar. Nasıl geçen sene bu kadar böyle bir şey yoktu. Adam bulamıyordu yani pazartesi pazarda. Ama bu sene çok güzel. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Pandemi Çamoluk'ta nasıl geçiyor? Vallahi pek sıkıntı yok yani bu sene. Geçen sene biraz fazlaydı ama bu sene iyi. Yani fazla yok yani tek tük var ama. Peki şu anda bu pandemi nedeniyle ticarete artı veya eksisi oldu mu Çamoluk'un ticaretine? Tabii ki oldu. Hafta sonlarının tatili etkiledi. Eksi yönde. Tabii. Ama nüfus fazla kaldı biraz geçen senelere nazaran değil mi? Tabii. O yönden de artısı var. Yani şöyle, nüfus köy İstanbul'a gitmeyenler oldu. Oldu. Onun biraz artısı oldu. Evet. Burada oldu. Peki nasıl memnun musunuz bu sene kışta Çamoluk'tan? Kış güzel. Olan. Yani iyi kar yağdı. Kış güzel geçti bu sene. Çamoluk'ta pandemi nasıl geçiyor? Burası normal da köylerde var. Çamoluk'un köylerden, köylerden gelenler oluyor. Onlar da var. Nasıl bu sene yolcu kalabalık mı? Burada kalanlar oldu ama. Kalanlar, bu köyler kalabalık oldu bu sene. Birkaç kişi gitmedi İstanbul'a. Çoğunlukla yaşlılar gidemedi. Size faydası oldu mu bunun? Bize bir faydası olmadı. Olursa belediye olur. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Pandemi esnaf açısından bir sıkıntılı geçti. Kimse yok. Nüfusun olmadığı yerde ister istemez esnaf sıkıntı çekiyor. Bu bir. İkincisi, zaten pandemi şu anda yine çoğalmaya başladı. Çoğu zaman da siftahsız olarak dükkan kapatıyorlar yani. Kimse gelmediğinden dolayı. İmkansızlık yok. Zaten
Bugün pazartesi saat 8 oldu. Bak canlı mahlukat yoktur. Geldi adam dondu. İşte girecek yeri yok. Isınacak yeri yoktur. Zaten çay ocaklarını adam almıyoruz. Marketler açılmış saat 9-10'a kadar. Açsa ne diyecek ki? Kimse yok. Gelen yok, giden yok. İşte saat 11'de vatandaş gelecek, 12'de geriye dönecek. Hepsi bu yani. Anladım. Peki normal olarak pandemi nasıl geçiyor? Şu anda vaka durumları nasıl yani? Vaka şu anda çoğalmaya başladı. Daha önce bundan diyelim ki 20 gün önce sıfırdı. Şimdi bayağı bir çoğalmaya başladı pandemi. O da bize sıkıntı veriyor. İşte diyorlar işte Mart'ta, Mart 1'de falan açılacak falan. Pandemi böyle giderse açılacağını da zannetmiyorum buraların. Peki senin görüşün buradaki sebep ne yani? Vatandaş neye dikkat etmiyor da? Ya evet. Vatandaş, ha buradaki vatandaşta sıkıntı yok. Bize dışarıdan, İstanbul'dan gelen vatandaşın biraz dikkat etmesi lazım. Buradaki vatandaş mümkün olduğu kadar. Yani diyebilirim ki iki arkadaş yan yana gelmeyecek şekilde. O vaziyette vatandaş burada kendine dikkat ediyor. Ha, dikkat edilmeyen ha bazı hususlar var. Niye işte gitme, gelme, ziyaret. Ne bileyim işte evlerde hani hatim falan bu tür şeylere. O da binde birden gelip. Mesela geçen afet toplantısı varmış. Bütün muhtarlar oradaydı. Adamlar 20 sefer şey verdiler. İşte kimininkini pozitif çıktı. Şimdi devlet de şeysiz, yani bilinçsiz şeyler yapıyor. Bize burada içeri iki kişi koyuyor. Kendisi 50-60 kişiyle toplantı yapıyor. O toplantıdan mı yayılmış bakalım? Toplantıdan da yayılma var. İstanbul'dan da gelen var. Yani kız sebebiyle işte vakaların işte 40-50 kişi olduğunu şu anda söylüyorlar. Ama ne olur ne olmaz orasında. Allah bilir yani. Evet. Peki normal bu sene biraz daha şey vatandaş fazla değil mi Çamoluk'ta bu vaka sebebiyle? Vaka sebebinin fazla. Yani gurbete gitmediler. Gurbete gitmediler. Köylerde insanlar fazla. Ha, bir de gitmek zorunda kalırlar. Mecbur kalırlar. Niye? Şimdi düşün yeni köydeki arkadaş Çamoluk'a nasıl gelecek? Evin biri burada, biri de İzapa'da. Komşu kalmıyor. Odunu yakacak kimse yok. Adamın suyu donuyor. Biraz da bu yüzden vatandaş çekimsel kalıyor. Ha şu anda iyi. Vatandaş gitmedi. Yani, ne kadar yaşlı kesim var ise hemen hemen diyelim ki %50'si Çamoluk'ta yani. Evet yani bu sene biraz daha şey var diyorsun. Bu sene biraz daha şey var. Çoğunluk var. Ha bir de bizim en büyük sıkıntımız ne ya? Bizde şey olur da. Şimdi bizim hastalarımızın en büyük sıkıntımız buradan ambulansına Giresun'a gitmesi. Erzincan, Kelkit, Şiran, işte ne bileyim Suşehri güzel hastaneler var. E şimdi bizim buraya hastane yapılacak ama ne zaman yapılır orasını bilme şansımız yoktur. Şimdi bizim hastalarımızın Giresun'a gideceği için ambulans alayım. Erzincan'da da yer yok. Var yer. Refahiye'de dünyanın hastanesi var. Yer var. Ama bizim esas sorunumuz vilayete uzak oluşumuz. Vilayetin yani hastalarımızın zor durumda kalıp Giresun'a gitmesi. Bu yüzden de biraz vatandaş tepkinli gelmiyor. Gelmediği gibi de aleykümselam. Sıkıntıyı burada yaşıyoruz. Normalde herhangi bir şeyimiz yoktur yani. Evet. Şimdi Erzincan'da büyük hastane var. Bizi kabul etmiyor Giresun'a. Zaten buradan ambulansına Giresun'a gidene kadar sen pert oluyorsun. Değil mi? Suşehir'de güzel hastane var. Bütün doktorları tamamlanmış. Bize o sıkıntı var. Yani vatandaş yoksa kış da duracak burada, yaz da duracak burada. Evet. Yani özellikle o sev konusu bir sıkıntı. Büyük sıkıntı. O bir herhalde meclis üyesi bir şey vermişti. Dursun diyen bir ara konuşmuştu. Ya adam telefon ediyor buradan hastane. Yeri olsa da yok diye, olmasa da yok diye. Evet. Peki başka ne tür şu anda acil son böyle bir şey sorsak ne sıkıntılar var mesela, var mı?
Diyor, sıkıntıyı anlatmayla bitmez ki. Evet. Çamurluk hep sıkıntı. Eyvallah. En büyük sıkıntımız Giresun'a bağlı olmak. Ha, kötülemiyorum. Bu vilayete uzak olduğumuz. En büyük sıkıntımız bu. Vilayet bir parça yakın olsa biz hani sıkıntıları aşarız da. Ama işte hani demiş ki değirmene vardım. Derdimi yanmaya değirmen başladı. Dertli dönmeye. Gurbetteki arkadaşlar hepsine selam ederim. Teşekkürler.